heyecan, bu kalabalık ortamlar bize gösteriyor ki 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partili bir Pamukkale'de yaşayacağız. Buna olan inancımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin okları gibi yayından çıkmıştı. Bu ok 31 Mart akşamında 12'den hedefi bulacaktı. Bu nedenle bu anlayıştan asla vazgeçmememiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Pamukkale Belediyesi'ni kazanacağımıza olan inancımızı asla kaybetmememiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle çok da sözü uzatmadan Sayın Belediye Başkan adayımız, partimizin çeşitli kademelerde görevde bulunmuş abimiz Sayın İlhan Özcan'a sözü bırakıyorum. Bana güvenerek destek için gelen, aynı toprağı basmaktan, aynı havayı solumaktan, ekmeğimi, acımı, sevincimi paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyduğum sevgili Denizliler, hoş geldiniz. Cumhuriyetimizi 100. yılı taşımak için binbir bedel ödeyen Cumhuriyet sevdalıları, ak saçlı delikanlılar, gençler, kadınlar, 7'den 70'e güzel yürekli hemşerilerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümekten, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için birlikte mücadele etmekten her zaman gurur duydum ve her zaman da gurur duyacağım sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım. Sizler de hoş geldiniz. Değişimin gücü, değerli il yöneticilerim, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, Pamukkale ve Merkez Efendi'de canla başla çalışan sevgili Pamukkale ve Merkez Efendi ilçe başkanlarım ve tüm yönetim kurulu üyelerim, sevgili ilçe başkanlarım, sevgili belediye başkanlarım, sevgili önceki dönem il genel üyesi arkadaşlarım, dertlerini sevgiyle, kahrımızı sabırla çeken değerli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerinin başkanları, değerli yöneticileri, sizler de hoş geldiniz. Kıymetli basın mensupları, sizler de hoş geldiniz. Bugün hayatımın en heyecanlı günlerinden birini yaşıyorum. Bugün hissettiğim kıvanç, gurur, heyecan öncekilerden çok farklı. Bu güzel kentte çalışıp çabalayan, çocuklarını büyüten, hayatı boyunca edindiği tecrübeleri ile nice emekler vermiş, hayatımızın bir parçası olmuş içinizden biri olarak karşınızdayım ve sizlere hitap etme onurunu yaşıyorum. Ömrüm boyunca edindiğim bilgi birikimini, tecrübelerimi güzel ilçemize aktarmak için Pamukkale 5 Belediye Başkanlığı'na talibim. Peki bu göreve neden talibim? Pamukkale'mizi eğitimde, turizmde, tarımda, sanayide, kültür ve sanatta, çevircilik alanlarında bir marka haline getirmek için Pamukkale'ye talibim. Bugün dünyanın tanıdığı ilçemizin köstebek yuvasına dönen yollarını yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için talibim. Bu kent, kent ile kır arasında sıkışıp kalan, hak ettiği belediyecilik hizmetini bir türlü alamayan hemşerilerime hizmet için göreve talibim. Parti farkı gözetmeksizin 7'den 70'e
herkesi sevgiyle kucaklamak için bu göreve talibim. Ayrı gayrı demeden, sen ben demeden herkesi bağrına basan bir başkan olmak için talibim. Ve Pamukkale'yi dünyanın parlayan yıldızı yapmak için talibim. Sevgili yol arkadaşlarım, benim bir umudum var. Hiç bitmeyen bir umudum. Sizler de beni takip ediyorsunuz. Bu umut, bu canda olduğum müddetçe hiç bitmeyecek Allah'ın izniyle. Gelecek günlere, güzel günlere karşı bir umudum var. Pamukkale'li hemşerilerimin dilediği bir kenti kavuşturacağıma dair bir umudum var. Hayallerim var. Havasıyla, suyuyla sorunsuz, hemşerilerimin birbirini candan kucakladığı, gençlerin ve kadınların daha mutlu olduğu, örnek belediyecilik projeler ile daha yaşanabilir bir Pamukkale kuracağıma dair bir hayalim, bir umudum var. Sivil toplum kuruluşlarımız, işin uzmanı kadrolarımız ve bilim insanlarıyla uyumlu çalışarak en iyi ve en hızlı bir şekilde hizmet etmeye umudum var. Çünkü ben bu yollardan çok geçtim, çok çalıştım ve karşınıza tecrübeli ve size karşı sorumluluklarını hisseden birisi olarak karşınızda duruyorum. Yıllardır bitmeyen cadde ve sokaklarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak deprem gibi güzel afetler, özel afetler tehdidinden kurtaracak, güçlendirme çalışmaları yaparak yaşanabilir bir kente kavuşturmak için Pamukkale'ye adayım. Sosyal belediyecilik ve derman belediyecinin en güzel örneklerini hayata geçirmek için adayım. Bu bir gelecek koşusudur. Pamukkale'mizi Cumhuriyetimizin 100. yılında 101 projemiz ile lider kent yapmak için Pamukkale Belediye Başkanlığı'na adayım. İl Genel Meclisi'ndeki görevimden ve eğitimci olarak öğretmenliğinden edindiğim devlet adamlığı adabını hayata geçirmek için adayım. 10 yıllık çok kötü bir yönetimle kasası tam takır, borç batağındaki senden benden aldığı vergiler ile maaşları ödemeye çalışan Pamukkale Belediyesi'ni iflastan kurtarmak için adayım. Ticari hayatımda ticaret odası başkanlığım süresince de edindiğim ekonomik tecrübeleri de uygulayarak Pamukkale Belediyesi'ni düzlüğe çıkarmak için adayım. Dağa taşa değil, beşikteki bebeğe, okuldaki öğrenciye, fabrikadaki işçiye, evdeki kadına, tarladaki çiftçiye, ekonomik zorluk içindeki emeklimize yardım etmek için adayım. Herkesin rahat bir nefes alacağı, insanların kardeşçe, güven içinde, huzurlu bir şekilde yaşayacağı, çocukların yatağa aç girmediği bir Pamukkale Belediye Başkanlığı için adayım. Değerli dostlar, sevgili Denizliler, doğruları söylemekten, haksızlığın karşısında durmaktan hiçbir an bile tereddüt etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Aldığım görevleri, seçildiğim makamları hak etmek için çok çalıştım. Ve hep zirvelere taşıdım yaptığım işleri. Gücünü nereden alıyorsun diye sordukları zaman da gücümü sizlerden, siz halktan aldığımı hep söyledim. Çünkü ben gücümü hep halktan aldım. Sevgili hemşerilerim, ne mutlu bana ki
bu kardeşiniz, abiniz girdiği ilçe başkanlığı, 10 yıl il yönetim kurulu üyeliği, 10 yıl il genel meclisi üyeliği görevlerine hep seçilerek, seçime girerek geldi. Bir kaybettiğim Acıpen Belediye Başkanlığı dışında seçim kaybetmedim. Babayı kimse gitsin orada aday olsun kazansın, alnından öpeceğim. Siz değerli dostlarımdan hep tecevih gördüm. Bu görevleri beni layık görüp seçtiğiniz için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Bir teşekkürü de Melekciğim kalkar mısın? Sevgili aileme etmek istiyorum. Hayatını benimle paylaşıp pırlanta gibi iki evlatla evliliğimizi taşlandıran sevgili eşim Eczacı Melek Özcan'a ve beni bir yolda yalnız bırakmadığı için, yıllarca kahrımı çektiği için, varımı yoğunun siyasette harcayıp da hiç sesini çıkarmadığı için kendisine yürekten değerli dostlar, el ele vererek yıllar boyunca çok çalıştık. Çok görevler üstlendik. Artık piştik. Ve sıra şimdi Pamukkale'de. Sizleri yaşanabilir bir Pamukkale için beni destek olmaya davet ediyorum. Gelin Pamukkale'yi birlikte kazanalım. Gelin Pamukkale'yi birlikte yönetelim. Gelin Pamukkale'yi pamuk gibi yumuşak ve beyaz, kale gibi bir sağlam adama teslim edin. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ve zafer bizimdir. Hep birlikte Pamukkale'de beraber mücadeleyi sizi tekrar davet ediyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.